Fortnite'dan herkese merhaba. Bugün hayatta kalabilme taktikleri, Fortnite'da ilk 25'e, ilk 50'ye, ilk 25'e, ilk 10'a girebilmek için neler yapabiliriz? Onları konuşacağım, onları anlatacağım. Benim bu taktiklerde sürekli ilk 25'e, ilk 10'a, ilk 5'e, ilk 3'e, 2'ye, 1'e kadar gelebildiğim olabiliyor. Siz de bu taktikleri kullanarak şey yaparsınız. İlk olarak tuş ayarlarınızı yapın, kendinize kullanabilecek bir şekilde. Kendinize göre ayarlayın. Ondan sonra otobüsün gidişat yönü bu şekilde. Buraları zaten muhtemelen şu şeyi bir daha açalım. Buraları zaten muhtemelen herkes atlayacak. Yani mümkünse bu gidişat yani şu çevreden uzak duralım. Yani otobüs bu yöne gidiyor, bu çevreden uzak duracağız. Bu yöne gidiyorsa bu çevreden uzak duracağız. Bu yöne gidiyorsa bu yöne. Yani doğudan kuzeye gidiyorsa doğudan kuzeye nasıl gidecek? Neyse gider niye gitmesin abi. Bazıdan güneye gidiyorsa biz doğuya da kuzeye atlayacağız. Ben şuradan bir atlayayım. Benim buradaki hedefim kimili kayılar olacak. Nerede? Şuradan. Fazla atlayan yok. Kersiyi açıp şöyle bir üstten kontrol yapabilirim. Yani adamlardan oldukça uzak yerlere atlayıp daha çok hayatta kalmak planım var. Şu an 94 kişi kaldı. Büyük ihtimal ben orada mutlayana kadar bu 80'e 70'e kadar inebilecek. Dediğim gibi önceliğim uzak bir yere atlamak, uzak bir yere atladık, bir eve girdik, aşağı indik, ne yapacağız? Hızlı bir şekilde bulabiliyorsak bir silah. Önümüze ne geliyorsa alacağız. Affetmeyin, bu bana yaramaz abi demeyeceksin, alacaksın. Ardından silahların bildiğiniz gibi derecelendirmesi var. Beyaz, yeşil, mavi, mor ve sarı olarak. Bu aynı şekilde silahların gücünü, şeyini gösteriyor. Sarı en güçlü, mor bir altı, mavi onun bir altı, yeşil de onun bir altı, beyaz da en düşük silah. Yıldızlamaları göreceksiniz. Şu an bir eve girip duyunca silah alırsam göstereceğim. Herhangi bir şey görmedim. Hızlı bir şekilde evlere girip nasıl gördün mü? Abi çatışmak istemiyorum ya. Abi şu an acayip bir salaklık yaptım. Evet, şansını öldürdüm. Kişi daha mı? Şansı öldürdüm mesela yani. Adamın canının benim avantajım olduğunda. Şu an kalbim güm güm atıyor. Ben de çok oyunu bilen, hakim bir insan değilim. Ama buna rağmen iyi bir ilerleme kaydedebiliyorum. Şimdi çıkalım bir de üst tarafa bakalım. Üst taraftan görüş açımız da biraz yükselir. Sağa sola bakarız. Kimse yok gibi. Yani ben onunla çatışmaya girmezdim. Ben maalesef girmek zorunda kaldığım için girdim. Yoksa o beni kilitleyecekti, ben onu kilitliyorum. İki tabanca yerine iki pompalı olması daha bir avantaj. Pompalı bize yakınlar için avantaj tabi. O adam beni fark edemediği için sanırım vuramadı. Bir de ben shift bastım, büyük ihtimal aldım zaten de. Normal fark etseydi pompalıyla beni indirebilirdi. Burayı tabii de sattım. Bir çıktı, taramalı var. Tabanca yerini alabilirim. Bomba kalsın kullanmıyor zaten. Odunlar. Şu alt yapalım. Silahın dereceleri şu şekilde. Yıldızlar artıyor mesela. Hepsi şu an ben değişim. Mavi falan bulaydı. Neyi olacağım ama. Bunları şükredeceğim. Devam edeceğim. Renk ödümden de karıştırabildim. O yüzden bir alıp bakmam gerekiyor bazen. Aynı silah.
İlk önce dediğim gibi pompalı bulabiliyorsak bulacağız. Ardından uzak savaşlar için taramalı. Dürbünlü bir şey olursa görüş açınız da iyi olur. AEP ya da taramalı dürbünlü bir tane Aus benzeri bir şey var. Onu da alabilirsiniz. Ondan sonra shield bulduğunuz yerde basın. Tabanca alsam mı? Almayayım. Şurada şey yok mu? Nerede yok. Kaç dakika sonra abi? 6 saniye sonra. Basmam lazım. Bazen fazla loot yapamayacağım ama. Aslında bu şeylerden geliyor ya. Biraz daha gidebilirim sanki. Ve bilgisayar yavaş gelmesi lazım bu kadarıyla ama. Yani bir şeye girmek istiyorum. O zaman gitmek istemiyorum çünkü şıl daha buldum ama 150'lik bastığım için bunu muhtemelen basamayacağım. Tekrar olduğum için bunu alıp bu şekilde yıldızına bakmam gerekiyor. Üzgünüm. Bu da benim şeyim. Şimdiden 30 kişi aldı bakın. Bir adam öldürdük. O adam karşımıza çıkmasaydı belki öldürmeyecektik bile. Hiç adam öldürmeden bir tane insan da öldü. Oo. İşte buna harbiden oluyor. Elektrik shield bulduk. O da içeyim. Shield'ları bulduğunuz gibi için abi bir tane kitim var. Şimdilik planım kaçma. Ne tarafına doğru, şu tarafına doğru. Abi. İlerken ağaçları maaşları kırın gençler. Çünkü bir yerlere çıkmak olsun ya da herhangi bir çatışmaya girdiğinizde bundan size büyük bir avantajı oluyor. Ben şeye kadar koşturmayı planlıyorum. Yakınında olduğu için maalesef şu tepeye çıksam aslında. Yeter mi ki? Yeter mi? Tepeden daha... Aa, ne? Abi. Ölüyorum inşaat malzemem. Ne götürecek? Evet. Abi çok yaklaştı sen. Neyse can kitimiz var. Bu sefer hızlı geliyor sanırım. Kaçmam lazım. Kaç. Fazla gitsem tamam. Çizgi çizgi çizgi. Şurayı. Oh. Maalesef az da olsa yakaladım. Az da canımız gitmedik ama. Dikiyorum. Gelse hep aşağıda. Oraya inmiyorum. Kimin göremediği için. Benim için maalesef kötü bir amatör olacak. Bir kişi varmış. Onlar da büyük ihtimal buralarda geldi. Tepede olma avantaj, Serap'ın 2 dakikası var. Ben size anlatıma devam edeyim. Onlar biraz daha birbirlerini yapayım. Bu arada ilk gün beşine yere indiniz. Bombalı bir silah buldunuz, taramalı bir silah buldunuz. Bulabilirseniz AWP ya da iyi bir tabanca falan bulabilirsiniz. Bulun. Shield buldunuz direkt için Shield'la şeyinizi kalkanınızı yükseldiniz. Ardından bulabilirseniz 75'lik yardım peti ya da benim gibi bir tane kit alın ve oradan çıkın. Şurada bir eleman var. O beni görüyor mu? Hayır. Ben onu buradan vurabilir miyim? Bura verildi. Girmeye gerek yok. Evet. Hiç gerek yok. Niye gerek yok? Ama şöyle bir kötü avantajım var. Beni buradan kilitleyebilirler. O yüzden ben buradan inmem lazım.
Birazdan sen gelecek. Benim mecburen zaten yemek durumda kalacağım. Hangisi bildiğini bilir acaba? Hiç bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ben bir an bir şeye kaçmam lazım. Ve olabildiğince dikkatli ve saklanarak gitmem lazım. Şu arka taraftan gideyim ki keseleri görmesin. Silahları nasıl kullanmalıyız? Hangi silahları tercih etmeliyiz? Biraz onlardan bahsedelim. Önceliğimiz pompalı, yani yakın mesafeler için pompalı, orta uzak mesafeler için böyle bir şey yapmışım işte. Orta mesafeler için falan şey yapabiliriz. Bunların ikisi görmez. Çeviriyor şu an yavaş yavaş oluyor. Çok sıkıntılı. Bas. Bunları çıkardım zaten. Sıra şurada sayfaları yerlemem lazım. Burayı gördüm, yedim ama. Benim önceliğim çatışmadan uzak durmak. Arkasından serpil gidebilirsin. Belki arkadan vurabilirim de. Yanlarda avantajlı olsam da vurmak istemedim ama. Abi kaç canı kaldı onun ya? 29 can. Ya maalesef ki o da şeye basamazsa burada ölecek. Dediğim gibi buraya kadar bak hiç blok yapmadan bir kişi öldürdük. Girebildik, ilk 14'e kadar girebildik. 9'a çıktı hatta. Burada onun avantajı beni görmüş olması. Ben çatışmaya girmeyecektim aslında. Orada saklanacaktım da. Planladığım gibi gitmedi ve maalesef ki ben onu öldürmek yerine o beni öldürdü. Buradan kötü bir avantaj yakaladı. Silahlardan bahsediyoruz. Silahlardan bahsediyorum. O da bu şekilde öldü zaten. O da kendi yerine öyle etti. Yakın mesafe için pompalı. Biraz orta uzak mesafeler için tüfek, yani taramalı tüfek, hafif taramalı tüfek. Yakın mesafede eğer şeyiniz yoksa hafif taramalı tüfeği kullanabilirsiniz, yarı taramalı tüfeği. Ondan sonra çok uzak mesafelerde elinize var şöyle dürbünlü bir şey kullanabilirsiniz. Ondan sonra taramalı silah aynı şekilde kullanabilirsiniz. Uzun mesafeli çatışmalardan oldukça uzak durmaya çalışın. Yakın mesafede orada işte biraz benim eşitliğime geldi. Ben sabit durdum sanırım. Biraz sağ sol yapsaydım falan kendimi yapı yapsaydım biraz daha avantajım olurdu ama ben de pek oynayamadığım için bunu yapabilme şansım olmadı. O yüzden kaybettim. Ama ilk 14. sıraya gelmek de bu şekilde büyük bir başarı. Ondan sonra başta şöyle diyeyim, oyunda önemli olan zaten bizim adamları öldürmemiz değil, hayatta kalabilmemiz. O yüzden 5 kişi kaldı mesela. Ne kadar çok adam birbirini öldürürse bu bizim için birebir avantaj olacak. Birebir neden avantaj olacak? Çünkü 5 kişi öldürmek var ya da 5 kişi öldürmek var ve 1 kişi öldürmek var. O 5'i bırakın birbirini öldürsün. Yani siz avantaj sizde olsun. Hiç çoktan yerlerini öldürmeyin. Ardından son bir kişi kalırsa sizi eğer görmezlerse siz gene bak dibinizde olsa bile çatışmaya girmemeye çalışın. Eğer vuramam diyorsanız vurabilirsiniz zaten girin herhangi bir sanat yok.
Ardından son bir işi aldığında zaten son çatışmadan yani son üç işi aldığımızda birebir çatıştıkları için biri ölecek, biri hayatta kalacak. O çatışmadan büyük ihtimal zaten o öldüren kişi büyük bir hasar alacak. Bu hasar da sizin avantajınız olacak. Ondan sonra direkt pardon, o kişiye basabilir ve öldürebilirsiniz. Bu da sizin direkt birinci olmanızı sağlayabilir. Eğer oyunu iyi oynuyorsanız zaten alışmışsanız bu mesafeye geldikten sonra zaten 4 kişi 5 kişi ya ikona girdikten sonra zaten alabilirsiniz. Şöyle bir maç istatistiklerini göstereyim. Bakın yani normal bir oyuna girip sallamasyon bir şey yapsa bu kadar şey yapamam belki. Ondan sonra bir diğer avantajımız ne oluyor? Evet, çatışmak güzel şey, güzel bak. Bu da genelde saklanan etrafına bakarak gidiyor. Çatışmakları da güzel de olsa bizim öncelikli hedefimiz hayatta kalmak olduğundan yani bizim herkes çatışsın, biz hazıra konma niyetindeyiz. Bekleyeceğiz. Bekleyip hedefteykini yani son kişiyi ya da son iki kişiyi öldürüp birinciliği elde etmek. Burada sizin ilk ondan sonra biraz yetenek işin içine geliyor. Yani saklandığınız falan ilk 5'e ilk 3'e falan geldiniz. Zaten çok böyle 3'te 4'te gördüğünüz gibi bayağı bir self kısalıyor. Self kısaldığı için de zaten çatışmaya girmek durumunda kalıyorsunuz. Zorunlu bir şekilde girmek durumunda kalıyorsunuz. Ama hala sizi görmeyenler varsa yine girmeyin. Son bir kişi kalana kadar girmeyin. Son bir kişi kaldığında ondan sonra girebilir. Ve adamı eğer yetenekliyseniz öldürür, birinci olursunuz. Öldüremediğiniz en kötü ilk 25'e ilk 10'a girmiş olur. Avantaj kazanmış olursunuz. XP aynı şekilde kazanmış olursunuz. Bu da sizin avantajınız olur bu işlerde. Dediğim gibi silahlar çok önemli bu işte. Adamın elinde şu elindeki silah oldukça yapıları kırmak için birebir AFP'si var. Pompalısı var. Silahın renklerinin de var bildiğiniz gibi. Sarıdır, yeşildir, mavidir. Bundakiler büyük ihtimal mavi en yani kötüsü. Sonra moru, yeşil de var. Son 4 kişi kaldı. Bu adamın yerini gördü halde girmiyor. Neden girmiyor? O adamda avantaj var. Ha, sizin de böyle bir etrafını sıkıştı. Ne yapabilirsiniz? Yaparsınız. Yani o adam şeklinde. Bak. Bu mesela gördü. Ama senden aldım. Üst sayıda avantajıydı. Üst olmanın zaten her zaman bu avantajı var. Neden bu avantajı var? Üst olduğunuzda daha iyi görüyorsunuz ve AWP'sini de değiştireceğiz sarıyla. Şu an 10 numara 5 yıldız bir adam oldu. Üstü olması sizin etrafınızı görmeniz açısından herhangi bir engel olmadığı için daha avantajlı. Bir adam orada. Bir adam daha var. O adam da ölürse abi kendi yerini belli etti ama o adam da ölürse zaten büyük ihtimal birebir kalacak. İzleyelim bakalım durum ne olacak. Yani hiç oyunu bilmiyorsunuz. Sola girmek istiyorum diyorsunuz. Ve tuzak kurdu. Adam çok zekice oynuyor. Büyük bir ihtimal birinci olacağını düşünüyorum ben. Hiç oyunu bilmiyorsunuz. Hiç yoktan abi ilk 25'e ilk 10'a gireyim diyorsanız bu şekilde saklanarak ilk 25'e ilk 10'a kadar girebilirsiniz. Ben 14. sıraya kadar girebildim. Ya orada bir dakikalık süre falan girseydi ilk 10'a da girerdim. Orada adam vuran da bana bir dezavantaj olduğu için maalesef ki giremedim. Bir de adamı bayağı da yedirdim de işte nasıl ölmedi, sevmedi, öldürmedi, Allah öldürmedi. Bunun ben size Doğu ve ekibini çekeceğim. 2 kişiliğini ve 4 kişiliğini. 2 kişilikte nasıl bir yol izlenir, 4 kişilikte nasıl bir yol izlenir. Bunları da çekmeyi planlıyorum. Ben ne kadar iyiyim bilmiyorum ama ben kendi taktiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Yani hiç yoktan gördüğünüz gibi canlı canlı 14. sıraya kadar geldiğimizi gördünüz. Adam hiç kendini göstermek yerine sadece şey yaptı da
Tek geldik sanki. Şu an ben de bir heyecanlandım ve izliyorum bayağı. Ha bu arada oyunu mümkün olduğunca sesini açın ve dinlemeye çalışın. Ayak sesleri olsun, şiş sesleri olsun. Yedi bu. Aynen. Düşmüş tabii. Kesenin şey, tişörtü geldi. Ve son 5-400 saniye. Mecburen içeri gitmek zorunda. Yeni yedi de içeri gitmek zorunda çünkü içeri gitmezse, adam öldürmezse şey olur. Şu an yukarıdaki kişinin çok iyi bir avantajı var üst olmasının. Çırtı gitti. İhtimal böyle bir şey de yaklaşıyor. Geçmiş olsun. Arkadaş birazdan ölümü tadıyor. Gidiyor. Helal lan, iyi oynadın ya, bayağı iyi oynadın. Size var. Yapacak bir şey yok öyle. Yani şu an 10 numara 5 yıldız arkadaşta bunda bu çocukta avantaj var. Zaten her tarafı uzaklamış varsa inanılmaz zevkici hareketler. Hoppa lans. Geriye biz nerede acaba? Zaten böyle bir kaldı. Abi binanın kötü tarafı ne? Eğer bir füzeniz falan varsa binanın en alt tarafını kırıyor. Bütün bina kırılıyor. Aile adamlar aşağıya düşüyor. Ve hakkın rahmetine kavuşmuş oluyor. Bu arada benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu saflanarak ve mutlayarak ilk 10'a kadar gelebilmeniz mümkün. İlk 10'dan sonra biraz yetenek gerektiriyor. Yeteneğiniz de varsa oyunu alırsınız. Bundan sonrasını izlemek isterseniz izlersiniz, izlemek istemezseniz okutabilirsiniz. Ben sonunu merak ettiğim için ve merak edenler olduğu için bırakıyorum. Zaten iki kişi izliyor. Hani beraber diğer çocuklar, en son ölen insan da izliyor büyük ihtimal. Bakalım ne olacak. Bu arada kanalımı takip edebilirsiniz. İsterseniz Fortnite videosu atmayı planlıyorum. Yani. Çünkü ben bayağı bir ekip oyununda girdim ve birinci iddia kazandım 4-5 defa. Ekip cidden arkadaşlarımla beraber olunca 10 numara 5 yıldız oluyor. Çok güzel oluyor. Abi adam alttan nerede ya şu? Şu an var ya. Bu kadar olur yani. Ben buraya kadar geldiğini ilk defa gördüm bu oyunu. Büyük ihtimal adam bunun altında bir yerde takılıyor. Adamlar bir şey varmış be. Bitmiyor da bitmiyor. Şey yapıyor. Şu an büyük ihtimal en altta adam. Bu binanın altında. Bu da üstünde takılıyor herhalde. Selfie ben ilk defa bu arada sıkıştığını gördüm. Aynı kadar yarın başında bir şey yapıyor.
Çok heyecanlı bence ya şu an. Şimdi diğer adam çıksa bir yerden sıksa kapısını kutsa arkadaş bir. Aşağıdan mı ben geldim sanki o gördüm aşağı. Abi yapayı kırıp niye düşündüm acaba aşağıdaki? Ben de yapılabilirim. Çok iyiydi ya bu. Dediğim. Hep maç istatistiğini yürütüyor. Güzel. Çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir Fortnite videosunda görüşmek dileğiyle.